Misak-ı Milli. Birinci Dünya Savaşı sonrasında oluşan yeni dünya düzeni içerisinde Türklerin yaşadığı sınırları belirlemek ve bunu uluslararası kamuoyu ile paylaşarak kesinlik kazandırmak için son Osmanlı Mebusan Meclisi'nin aldığı kararlar doğrultusunda çizilen sınırlara misak-ı milli denilmektedir. Misak-ı Milli'nin kabulü ve uygulanması yönündeki yoğun ısrar ile çaba, Türkiye Cumhuriyeti tarihimiz açısından oldukça büyük önem teşkil etmektedir. Ve geniş bir çalışma konusudur. Mondros Mütarekesi sonrası Anadolu topraklarının dört bir yanı işgallere maruz kalmış, hem ayrılıkçı hem teslimiyetçi kurum ve kuruluşlar boy göstermiştir. Hal böyle olunca direniş örgütleri kurulmuş, uluslararası arenada tepki göstermek adına adımlar atılmaya başlanmıştır. Son Osmanlı Mebusan Meclisi'nin aldığı kararlar doğrultusunda çizilen misak-ı milli sınırları da tam böyle bir karşı koyuşun dönüm noktasını oluşturmaktadır. Nitekim Türklerin yaşadığı sınırlar kesin bir biçimde 28 Ocak 1920 tarihinde dünya kamuoyu ile paylaşılmıştır. Misak-ı Milli, Birinci Dünya Savaşı sonrasında oluşan yeni dünya düzeni içerisindeki Osmanlı Devleti'nden ağda kalan topraklarda yaşayan Türklerin toprakları veya yaşam alanlarını çizen bir sınır olarak karşımıza çıkmaktadır. Son Osmanlı Mebusan Meclisi'nin 17 Şubat 1920'de kamuoyuna açıkladığı sınırlar misak-ı millidir. Ancak açıklanan bu sınırlar meclis tarafından 28 Ocak 1920'de kabul edilmiştir. Misak-ı Milli, başta Mustafa Kemal olmak üzere vatanperver subay ve milletvekillerinin diretmesiyle mecliste açıklanmış, sonrasında da yabancı devletlerin işgal tepkisiyle karşılaşılmıştır. Birinci Dünya Savaşı sonrasında oluşan yeni dünya düzeni içinde Türklerin yaşadığı alanların sınırlarını çizmek için açıklanan metin olan Misak-ı Milli, Osmanlı Mebusan Meclisi tarafından alınan ve Türk siyasi tarihinin bir dönüm noktası olarak karşımıza çıkan önemli bir karardır. Nitekim bu karar sonrasında işgaller hız kazanmış, ayrılıkçı örgütlenmeler oldukça fazla boy göstermiştir. Ancak bu karar aynı zamanda Anadolu'daki direniş hareketini de hızlandırarak güç vermiştir. Birinci Dünya Savaşı sonrası Osmanlı Mebusan Meclisi tarafından kabul edilerek Türklerin yaşadığı alanların sınırlarını çizmek adına alınan bu kararların sınırlarını maddeler halinde şöyle sıralayabiliriz. Kıbrıs, Musul vilayeti, Deyrizor, Kars, Ardahan ve Batum, Musul, Batı Trakya ve 12 ada. 28 Ocak 1920 tarihinde kabul edilen
Misak-ı Milli'nin kararlarını açıklayacak olursak, Misak-ı Milli bir bütündür ve asla ayrılamaz. Mondros sonrası işgal edilen yerlerin geleceğine halkın oylaması ile karar verilecektir. Ülkenin tam bağımsızlığı esastır. Siyasi, mali ve adli. Bu konudaki kısıtlamalar kabul edilemez. Batı Trakya'nın durumuna halkın oyları karar verecektir. Kars, Ardahan ve Batum'da halk oylaması yapılacak ve bölge halkı geleceğine kendi karar verecektir. İstanbul ve Marmara Denizi güvenliği açısından tehlikeden uzak bir duruma getirilecektir. Boğazlar ticarete açık kalacaktır. Misak-ı Milli Maddeleri. Madde 1. Osmanlı Devleti'nin özellikle Arap çoğunluğunun yerleşmiş olduğu 30 Ekim 1918 günkü silah bırakılışı Mondros Mütarekesi yapıldığı sırada düşman ordularının işgali altında kalan kesimlerin, o sırada Hatay ve Musul bölgesi Türk egemenliği altındaydı, geleceğinin halklarının serbestçe açıklayacakları oy uyarınca belirlenmesi gerekir. Söz konusu silah bırakılışı çizgisi içinde din, soy ve amaç birliği bakımlarından birbirine bağlı olan, karşılıklı saygı ve özveri duyguları besleyen soy ve toplum ilişkileriyle çevrelerinin koşullarına saygılı Osmanlı İslam çoğunluğunun yerleşmiş bulunduğu kesimlerin tümü ister bir eylem ister bir hükümle olsun hiçbir nedenle birbirinden ayrılamayacak bir bütündür. Madde 2. Halkı özgürlüğe kavuşunca oylarıyla anavatana katılmış olan 3 il Elbiye-i Selase yani Kars, Ardahan ve Batum livaları. Bunlar için gerekirse yeniden halkın serbest oyuna başvurulmasını kabul ederiz. Madde 3. Türkiye ile yapılacak barışa değin ertelenen Batı Trakya'nın hukuksal durumunun belirlenmesi de halkının özgürce açıklayacağı oya göre olmalıdır. Madde 4. İslam Halifeliğinin ve Yüce Saltanat'ın merkezi ve Osmanlı hükümetinin başkenti olan İstanbul kenti ile Marmara Denizi'nin güvenliği her türlü tehlikeden uzak tutulmalıdır. Bu ilke saklı kalmak koşulu ile Akdeniz ve Karadeniz boğazlarının dünya ticaret ve ulaşımına açılması konusunda bizimle birlikte öteki tüm devletlerin oy birliği ile verecekleri karar geçerlidir. Madde 5. Müttefik devletler ile düşmanları ve onların kimi ortakları arasında yapılan antlaşmalardaki ilkeler çerçevesinde azınlıkların hakları, komşu ülkelerdeki Müslüman halkların da özdeş haklardan yararlanması umudu ile bizce de benimsenip güvence altına alınacaktır. Madde 6. Ulusal ve ekonomik gelişmemize olanak bulunması ve daha çağdaş biçimde düzenli bir yönetimle işlerin yürütülmesini başarmak için her devlet gibi bizim de gelişmemiz koşulların sağlanmasında bütünüyle bağımsızlığa ve özgürlüğe kavuşmamız ana ilkesi varlık ve geleceğimizin temelidir.
Bu nedenle siyasal, yargısal ve benzeri alanlarda gelişmemizi önleyici sınırlamalara, yani kapitülasyonlara karşıyız. Saptanacak borçlarımızın ödenmesi koşulları da bu ilkelere aykırı olmayacaktır.